Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda parlayacak. Gezegeniniz Mars 5 Ocak'a kadar Yay burcunda olacak. 5'inden sonra ise Oğlak burcuna geçecek. Üçüncü ev konularınızın biraz öne çıktığı, hareketlendiği bir aydasınız. Tabii ki ayın ilk günlerinde biraz hani para konuları, harcamalar, hani bu alanlarda gelir gider dengenizde, bütçenizle ilgili konularda stresleriniz olabilir. Merkür de bu alanda gerilediği için ayın ilk günlerinde duraklayacak. Dolayısıyla finans konularında biraz sıkıntıların, sıkışmaların olması mümkün. Ancak 3 Ocak'tan sonra Merkür'ün ileri harekete dönmesi rahatlamaları da getirecektir. Tıkanmış işlerinizi özellikle para konularında biraz daha hızlı çözmenizi sağlayabilir. Ve 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak burcunda yeni ay var. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri, yeni başlangıçları hayatımıza taşıyor. Bu ay Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Yani 3. evinizle ilgili. Bu ev işte özellikle zihinsel anlamda iletişimle ilgili konularda bir hareketlilik getiriyor. Bu bir eğitime başlangıç enerjisi getirebilir. Ya da bir iş, ticari anlaşma, girişim etkisi getirebilir hayatınıza. Yakın çevrenizle ilgili konularda bunlar kardeşler, akrabalar, belki komşular. Hani yakın çevre konularında bazı yeniliklerin, düzenlemelerin olması mümkün. Zaman zaman biraz tartışmalar, agresyon da olabilir. Özellikle yakın çevre, aile ve kardeş ilişkilerine dikkat edin. Hareketin arttığı, iletişimin arttığı bir ay. Hani çok sayıda haber duymanız, bir şeylere yazmanız, anlatmanız, konuşmanız, bol bol okumanız mümkün. Çünkü zihinsel anlamda sizi besliyor bu ay. Yeni şeyleri öğrenme konusunda çok meraklı olacağınız gibi bol bol okuyabilir, araştırabilirsiniz. Ya da kendiniz de daha fazla kendinizi ifade edebilirsiniz. İletişim alanlarında, iletişim mecralarında, bu hani internette, sosyal medyada da aktif olabileceğinizi işaret ediyor. Gezileriniz, seyahatleriniz kısa da olabilir bunlar. Çok uzun vadeli seyahatler olmasa da hareketli bir dönem içerisindesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Mars'ınız Oğlak burcunda olacağı için, Oğlak burcunda Mars iyidir. Daha kararlı, daha hırslı, planlı ve istikrarlı olacağınızı gösteriyor. Yani bu ay işlerinizi planlayacaksınız. Planlarınıza sadık kalıp daha kararlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Özellikle 5 Ocak'tan sonra bu size tabii ki daha istikrarlı bir başarı getirebilir. Özellikle öğrenciyseniz eğitimde, sınavlarda ve benzeri alanlarda da daha rahat ilerleyebilirsiniz bu ay içerisinde. Ve Merkür düzelecek. Önce Yay burcunda, ardından 14'ünden sonra da Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. Özellikle Aralık ayında tıkanmış işleriniz, yarım kalmış konular, ilerleyemediğiniz konular varsa, bunlar öncelikle para işleri, gelirler, giderler, hesap işleri, işte yapılamamış alışverişler olabilir, ödemeler olabilir. Eğitim konularındaki bazı işleriniz, ticari girişimleriniz olabilir. Bunları daha rahat artık ilerletebileceksiniz. İşte bir belki ertelediğiniz bir telefonu almak, bilgisayarı almak, otomobil almak ve benzeri konularınız da gündemde olabilir. Özellikle bu yeni ay her türlü iletişim ve ulaşım araçlarıyla ilgili yenilik getirebilir hayatınıza. Yeni bir karar verebilir, başlangıç yapabilirsiniz. 18-19 Ocak Merkür-Jüpiter üçgen açısının keyifli etkileri var. Jüpiter de biliyorsunuz Boğa burcunda artık ileri harekette. 26 Mayıs'a kadar gerilemeden ilerleyecek Boğa burcunda ve her türlü ilişkide özellikle eşten, partnerden size daha fazla destek getiriyor. Dolayısıyla bu hem özel yaşamınızda teklifler, tanışmalar olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar, yani yakın arkadaşlıklar ve benzeri alanlarda da böyle güzel etkiler getirebilir. İşte 18 Ocak, 19 Ocak böyle fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle bir anlaşma sorununuz varsa, eşinizle bir şeyleri konuşmak, birlikte hareket etmek, çözüm yolları bulmak istiyorsanız bu günleri değerlendirebilirsiniz. Venüs'ün de 23'ünden sonra Oğlak burcuna geçecek olması, üçüncü ev konularında özellikle kardeşlerle ilişkinizi yumuşatabilir, işte komşu ilişkileriniz keyifli olabilir, biraz daha böyle akraba ilişkilerinizde hani gelişlerin, gidişlerin, ziyaretlerin artması, irtibatların artması,
buralardan istediğiniz yardımları, destekleri almanız mümkün görünüyor ve işte böyle ufak da olsa gezilerin, seyahatlerin, toplantıların, görüşmelerin olabileceği bir dönemdesiniz sevgili akrepler. Ve ayın 20'sinde Güneş artık Kova burcuna geçecek. Plüto ile birlikte hareket ediyorlar. Plüto da hemen 21'inde Kova burcuna tekrar bir geçiyor. Plüto zaten uzun vadeli bir tesir biliyorsunuz. 2044'e kadar 20 yıl kalacak. Kuşkusuz sizin için çok güçlü bir transit bu. Bunu önümüzdeki 20 yıl olacağı için yani konuşmaya devam edeceğiz. Ancak Güneş ile birlikte hemen bir geçiş yapması, hani ilk anlamda sizin için burada biraz aile, özel yaşam, yerleşim yerleri, yuva konuları, işte ebeveynler, buralarda aslında etkileri bir görünür hale getirecek. Bu uzun vadeli dönemde dönüşümleri hayatınızda, aile, yuva, özel yaşam alanlarında daha fazla hissedebilirsiniz. Yerleşimle ilgili alanlarda ait olma, geçmiş, özellikle kökler, işte atalar, aile, ebeveynler, buralarda bu Plüto etkilerini önümüzdeki 20 yıl güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz sevgili akrepler. Ayın 25'inde Aslan burcunda sizin için yine çok önemli bir dolunay var. Bu dolunay aynı zamanda 28 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasını da tetikliyor. Sabit burçlarımız ve tabii ki siz akrepler en fazla etkiyi alıyorsunuz. Ülkemiz de bir akrep burcu olduğu için ülkemiz için de çok önemli bir dolunay aslında. Tutulmayı da tesir ettiği için, tutulma enerjilerini de tetiklediği için. Kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, işte ailenizle ilgili konularda önemli etkiler var. Kuşkusuz bu dolunay belki bir yer değişimi, bir taşınma, bir görev değişimi, bir işe başlama, bir işten ayrılma, belki evlenme, hani medeni durumunuz da etkiler çünkü. Belki bir boşanma, ayrılık, işbirliği içerisinde olma ya da bir ortaklığı bitirme, kendi işinizi kurma veya bir aile işini devralma ya da ayrılma ve benzeri etkileri getirebilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşinizle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli ve etkili olabilir bir dolunay. Ve tabii ki aile büyükleriniz gündemde. Sizin ya da eşinizin yakınları, ailesi, ebeveynleriniz, onların pozisyonları, onların sağlıkları, genel durumları, sizin onlarla ilişkileriniz, bağlantılarınız da bu dolunayda gündeminizde olabilir, şekillendirici olabilir sevgili akrepler. Ayın son günlerinde güzel enerjiler var. 28, 29, 30 Ocak Oğlak burcundaki Venüs'ün Boğa burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı var. Şanslı bir açıdır biliyorsunuz. Venüs ve Jüpiter ikisi de iyicil gezegen. Güzel bir üçgen açı oluşturunca aslında genele yayılan böyle bir iyimserlik, bir rahatlık getirebilir. Sizin için biraz hani 3-7 hattında olduğu için bir anlaşma, sözleşme yapmak istiyorsanız bu günleri değerlendirebilirsiniz. Bir teklif alma ya da aldığınız bir teklifi değerlendirme konularında iyi çalışabilir. Eşinizin güzel jestleri olabilir. İşbirlikleri, anlaşmalar, ticari ilişkilerinizde başarılar getirebilir veya bir hukuksal işiniz, bir davanız, mahkemeniz ya da bir eğitim konusunda yine yardımcı enerjiler, şanslı enerjiler altında olabilirsiniz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.